Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi gelelim artık şu state space'e. Yani durum uzay modelinin gerçekten bizim için MATLAB'teki karşılığına. Yani biz bunu nasıl simüle edeceğiz? Nasıl gerçekten şurada aldığımız sonuçları burada da alabileceğiz arkadaşlar? Şimdi bakın geliyorum bir kere MATLAB'e. Normal olarak state space için arkadaşlar adamlar aslında şöyle bir blok tanımlamışlar. Bu bir state space bloğu. Burada x dot ax artı bu, y eşittir cx artı du diye aslında değişkenleri siz girebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela atıyorum a'nın içine işte matrisiniz neyse sallıyorum. 0'a 1 nokta eksi 1'e 1. İşte b'ye geliyorsunuz mesela burada atıyorum. İşte 0'a 1. C'ye geldiniz, D'ye geldiniz. Initial Condition'ları girdiniz. Aslında bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Ama ben arkadaşlar bu bloğu kullanmıyorum. Çünkü bu blok aslında bizi lineerle sınırlıyor. Bir de ikincisi biz bunun içindeki parametreleri kolay kolay değiştiremiyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın bunu kaldırıyorum. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Aslında şöyle. Normal olarak bakın arkadaşlar bir tane MATLAB function oluşturuyorum buraya. Geliyorum. Genelde ben bu MATLAB fonksiyonlarının içine sistemlerin ismini yazarım arkadaşlar anlaşılması için. Mesela mass, spring, damper system diyorum buraya. Hatta fonksiyonun ismini de mesela ona göre yaparım. MCK system dediğimde aslında arkadaşlar benim bakın sistemin içindeki bütün parametrelerini aslında bu ifade eder. Şimdi bakın ben buradaki ifademi nasıl tanımlayacağım? Bir kere bakın benim burada neyim var? Z dot eşittir AZ artı BU gibi bir ifadem var. O zaman bakın benim bu MATLAB'in içerisinde şu döngümde bakın output'a vereceğim şey z dot olacak arkadaşlar. Ama sisteme de bir z almam gerekiyor. Bir de dışarıdan bir u almam gerekiyor benim. Neden? Aslında şundan dolayı. Bakın benim denklemim burada. Şöyle yapıyorum. Küçülttüm bunu. Bunu da küçülttüm. Şu şekilde. Benim denklemim arkadaşlar burada z dotsa eğer ki ben bunun integralini alabiliyorsam yani şu z dot'ın ben integralini alsam ve şuraya beslesem aslında bu benim için doğru bir sonuç olur değil mi? Yani ben buraya bir integratör alsam bir integratörün ucunu şuna bağlasam bu integral alanında buradaki z dot ifadesinin integral alındığında ben bunu şuraya bağlasam aslında z'nin değerini elde etmiş oluyorum. Çünkü bakın buradan çıkan değerler z dot oluyor. Buradan çıkan z oluyor arkadaşlar bakın. Eğer ben buraya bir tane daha integral alırsam bu sefer o z'nin aslında toplam değerlerini almış olurum. Yani bir MATLAB fonksiyonu içinde biz bunu gerçekleştirmek istediğimizde 1 bölü s koyuyoruz ya buraya. Aslında bu iteratif çözdüğü için z dot'ın içerisine gidiyor. Bütün ifadelerini zaman içerisinde topluyor. Topladığında arkadaşlar zaten z dot'ın değerleri z'ye dönüşüyor bakın. O yüzden buradaki denklemi biz iteratif olarak burada bu şekilde çözebiliyoruz. Şimdi bakın ben bu ifadeye geldim. Dışarıdan almam gereken değer u değil mi? Ama bir tane de z dot vermem gerekiyor benim. O yüzden gidiyorum bakın buraya z dot'ın içine tanımlayacağım ben bu sistemi. Şöyle geliyorum. Şöyle ben genellikle silerim arkadaşlar. Sonuna bir end koyarım. Hep sondan başa doğru ben yazarım fonksiyonları. Şuraya bir tane yorum satırında output yazıyorum. Bir kere benim neyim olacak? Z dot eşittir a çarpı z artı b çarpı u değerimin olması gerekiyor arkadaşlar burada. Şimdi bakın. Ben bu output'u verdiğimde bu sistemin çalışması gerekiyor. Ama bakın şimdi burada bizim bilinmeyenlerimiz neler? A bir de B değil mi? Bakın A matrisimiz buymuş. B matrisimiz de buymuş. O yüzden geliyorum bakın. Öncelikle gidiyorum. B'yi yazıyorum. B eşittir diyorum. 0'a 1 bölü m diyorum. A'ya geliyorum. Diyorum ki 0'a virgül 1 bir de eksi k bölü m bir de eksi c bölü m değerlerini yazıyorum. Bunlar benim neyim? Sistem matrislerim arkadaşlar. Şimdi bakın burada benim peki bilmediğim ne değer var? Aslında neyim var? Bir m'im var. Bir c değerim var. Bir de k değerim var. Ve bunlar benim ne? Sistem parametrelerim. Şimdi benim bu sistemde tanımlamadığım herhangi bir şey var mı? Aslında yok.
Ama burada şöyle bir durum var. Z'dat'ın bakın boyutu ne oldu şu anda? 2 çarpı 1 oldu. Yani 2'ye 2'lik bir matris, 2'ye 1'lik bir matris. Bunun ikisini çarptığımda 2'ye 1'lik bir sonuç elde ediyorum. O yüzden bu Z'dat'ın burada benim 2'ye 1'lik olduğunu aslında bu sisteme anlatmam lazım. Peki onu nasıl anlatacağım? Geliyorum bakın şuraya. Şu integratörün içinde arkadaşlar initial condition denen bir blok var. Yani siz bu değerin nereden başlayacağını bu sisteme söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın biz bunu transfer fonksiyonuyla yapamıyoruz. Örneğin ben birinci değişkenim 0, ikinci değişkenim de 0'dan başlasın şu anda diyorum. Sallıyorum yani. İkisi de 0'dan başladı. Bakın arkadaşlar ben bu sistemin değerlerinin ikisini de 0'dan başlatırsam şuradaki fonksiyondaki transfer fonksiyonuyla aşağıdaki fonksiyon aslında benim için bir fark ifade etmeyecek. O yüzden bakın şunu bir siliyorum. Yukarıdaki fonksiyonu alıyorum bakın. Şöyle. Şu fonksiyonla aşağıdaki fonksiyonu aslında karşılaştıracağım şimdi. Şunun parametresini de böyle alıyorum. Şöyle geldim. Şunun bir bloklarını büyüteyim arkadaşlar. Ki benim için en azından görünür olsun. Şöyle büyük büyük olsun. Şöyle. Bir z'datım var. Bir neyim var burada? İntegratörüm var. Bu integratörün içerisinde aslında bana bir tane sonuç veriyor. Şimdi bakın. En önemli farklardan birini söylüyorum. Bir kere ben buraya geldiğimde 0'a 0 yazdığımda bu sistemin sonucundan çıkan değerler 2 tane olacak arkadaşlar. Ama bakın bir transfer fonksiyonu yazdığınızda siz aslında bir tane sonuç değeri alırsınız. Kuvvet verirsiniz, konum alırsınız. Bakın ama biz burada başka neyi döndürüyoruz? Konumun datını da döndürüyoruz bakın. Yani velocity yani hızı da döndürüyoruz. O yüzden bakın. Şöyle 2 tane değişkenli bir sistemde kaç tane transfer fonksiyonu yazılır? 2 tane transfer fonksiyonu yazılır arkadaşlar. Yani siz bir tane transfer fonksiyonu yazdığınızda sadece konumun ya da atıyorum hızın sonuçlarını gözlemleyebilirsiniz. Ama ben şöyle bir MATLAB fonksiyonu oluşturduğumda burada 2 tane değişkeni de aynı anda bu sistemde alabiliyorum arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Şimdi bakın. Madem anlattım size. Şöyle bizim burada değerlerimiz var değil mi? Geldim. Şuradan şu U'yu bakın. Onu bir F'e çevireyim ben. Şöyle bir F değerim var. Bu F'e çeviriyorum. Ve F'i gidiyorum. Aynı yukarıdaki sistemi verdiğim gibi bu F'i buraya veriyorum. Şimdi ben bu sistemi bir çalıştırayım. Bakalım bir hatamız var mı yok mu? Onu bir görelim önce. Şimdi bakıyorum ben buraya. Burada U değeri tanımlanmamış diyor bakın. Nerede? Şu fonksiyonun içinde. Hemen giriyorum bakın arkadaşlar buraya. Aa ben burada F yazdım ama bunu değiştirmemişim. Hemen bu U'yu değiştiriyoruz. Şimdi geldik. Tekrardan çalıştırıyoruz. Şimdi ben bu sistemi çalıştırdım arkadaşlar. Bakın bu sistem ne yapıyor? Şu anda bütün işlemlerini tamamladı. Şimdi bakın ben bunun bir değerlerini gözlemleyeyim. Şöyle aldım. Buraya koydum. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda aslında arkadaşlar benim karşıma ne çıkacak şimdi? Bir sonuç çıkacak. Bu sonuçlara ben baktığımda arkadaşlar bakın. Bir skopun içerisinde Allah Allah diyorum. Bakın. Şimdi burada bir sarı sinyal var. Bu benim konumuma benziyor. Ama bu alttaki sinyal ne? İşte arkadaşlar bu benim hız değerim. Aslında state space ile görmenizi istediğim değer buydu. Bakın state space'te biz buradan iki tane değişken değeri çıkarıyoruz. Ama transfer fonksiyonu sadece bir tane değeri bize çıkarıyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Madem diyorum ki bunlar birbirine eşit. Şu fonksiyonu alıyorum şöyle arkadaşlar. Şöyle aldım. Bu şekilde aldıktan sonra diyorum ki ben. Madem iki tane değeri de aynı anda göreceğim. Artık şu büyük moda geçeyim. Buraya geçtim de arkadaşlar. Bakın. Şu skobu siliyorum. Buraya demux dediğim değişkeni koyuyorum. Bu demux ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? İki tane sinyaliniz bir tane hat üzerinde taşınıyorsa onu ikiye bölüyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Peki benim buradaki ilk değişkenim ne? X. Neden? İntegratörünü aldım artık bunun. Yani toplama işlemini yaptım. Yani integralini aldım. Ama ikinci değişkenim ne? Hız değişkeni değil mi? O zaman bakın. Ben buradan konum çıktığını biliyorsam. Buraya gidiyorum. Bir tane daha mux koyuyorum arkadaşlar. O mux'u koyduğumda şöyle gidiyorum. Bunu da büyütüyorum. Görünsün diye sadece. Şöyle geliyorum. Bu konumun bir şu değerini
Bir de gidiyorum buradan ilk değerini, yani konum değerini alıyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, çalıştırdığımda ben ne elde ettim? Bakın, birebir aslında iki tane sinyal üst üste oturdu. Yani bu sistemle bu sistemin içindeki değerler birebir birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yani siz isterseniz bu şekilde bunu modelleyin, isterseniz bu şekilde modelleyin. Bizim için hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Ama burada fark eden şey ne? Aslında şu. Biz bakın, burada initial condition verdiğimizde aslında transfer fonksiyonunda biz herhangi bir değerde, tamam, bunu gerçekleştiremiyoruz. Aslında arkadaşlar MATLAB son dönemde bakın with initial outputs veya initial inputs diyor ya burada. Aslında bir sürü ayrı ayrı tip tanımladı burada. Ama biz bunların hiçbirini kullanmayacağız. Çünkü her şeyi aslında baştan yazmak istiyoruz biz arkadaşlar. O yüzden ben bunların hiçbirini kullanmıyorum. Ama bakın şu değer var ya burada. Bu değeri ben gideyim, yani integratörün içerisinde konumu 1 metreden ben başlatayım istesem. Bakın 1'e 0 yazdığımda bu sonuçlar nasıl değişecek? Bakın arkadaşlar ne yaptı? Biri 1 metreden başladı, diğeri 0 metreden başladı. Ama ne oluyor? Sonuna doğru bu sinyallerin hepsi birbirine eşitleniyor. Bunun dinamik analizini yaptığımızda aslında arkadaşlar daha net bir şekilde göstereceğim. Lineer sistemlerde initial condition'ın aslında herhangi bir etkisi yok. Yani ilk değerin aslında son değere çok büyük bir etkisi yok. Ama nonlinear olunca bu durum çok değiştiriyor. O yüzden bakın belli bir yerden sonra bu sistemin karakteristiği aslında kendi içerisinde aynı olmaya devam ediyor. Şimdi bakın burada biz sadece bunu yapamıyoruz. Bakın 1 metrelik ben bir initial condition verdim. Yani 1 metre ileriden başlattım. Ben bunun gidip hızını da eksi 1 metre olarak tanımlayabiliyorum. Yani ilk bir hız da verebiliyorum buna. Çalıştırıyorum mesela bunu arkadaşlar. Bakıyorum buraya. Bakın ne yaptı? Biri gitti, buradan başladı. Yine aynı yere oturdu. Ama ben hızın değerini göremedim, değil mi? Hızın değerine de bakalım. Şöyle. Hızın değerine baktım. Bu hız değerim eksi 1'den başlaması gerekiyor arkadaşlar. Bakıyoruz gerçekten öyle mi başlıyor? Gerçekten de arkadaşlar bakın eksi 1'den başlıyor. Peki biz bu hız değerlerini şu transfer fonksiyonuyla ikisini nasıl karşılaştırırız? Gidiyorum ben yine bir demux atıyorum buraya arkadaşlar. Mux atıyorum, pardon. Mux atıyorum. Bir tane değeri arkadaşlar aşağıdan alıyorum. Ve bunun initial condition'ını şu anda biz gidelim 0 yapalım. Velocity. Ama bakın burada benim bir xs değerim var. Benim bu xs'i zaman domaininde türevini almam gerekiyor, değil mi? O yüzden bakın şuraya derivatif diye bir seçeneğimiz aslında var arkadaşlar bizim. Bu derivative ben tıkladığımda bu ne yapıyor biliyor musunuz? Herhangi bir sinyalin anlık olarak bize türevini alıyor. Yani ben şu x'in içerisine koyduğumda bu x'i artık hıza çevirecek benim için bu değer. Şimdi gidiyorum, çalıştırıyorum bunu. Bak, çalıştırdığımda baktım. Bu iki tane sinyalde sıfırdan başlıyor ama biri ulan 2'ye doğru çıkıyor ama diğeri 1.5'a doğru çıkıyor ve belli bir yerden sonra sabitleniyor. Buradaki fark ne peki? Şimdi bakın ben burada ilk bir initial condition veremiyorum. Ama burada da veremiyorum. Bakın 0 vermişim. Ama bakın arkadaşlar burada 1 metre olduğu için bu bize sorun yaratıyor. O yüzden bakın konumda bir ilk değeriniz varsa sizin diğer parametrelerinizi de aslında burada etkiliyor. Bu da bizim için çok önemli bir konu olacak arkadaşlar. Ama biz bunları birebir eşitlemek istiyorsak burada ikisinin de initial condition'ını 0 yapmalıyız. Çünkü bunun initial condition'ı şu anda 0 değerinde arkadaşlar. O yüzden bakın çalıştırıyorum. Çalıştırdım da o zaman hem transfer fonksiyonundan hem de buradan aynı değerlerin geldiğini benim gözlemlemem gerekiyor arkadaşlar. Ki gerçekten de o şekilde gözlemliyorum. Bakın hız değerlerinde eşit değerler geliyor. Konum değerlerinde de eşit değerler geliyor benim sistemim için. Şimdi bakın burada yapılan en çok hatalardan birini ben size söyleyeyim. Bir kere şu fonksiyon parametrelerin içerisinde bazen şöyle virgülü
ya da şunu tanımlamıyorsunuz. Tanımlamadığınız için burada bu fonksiyon aslında bunu bulamıyor. MATLAB gerçi bunların çoğunu düzeltti ama bunların bir kere virgülüne, cartına, curtuna kesinlikle özen göstermelisiniz. İkincisi, burada BF yaptığınızda ya da AZ yaptığınızda mesela şurada yukarıdaki parametrelerle şu isimlerin aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Buraya M veriyorsunuz. M'i yukarıda tanımlamayı unutuyorsunuz. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü MATLAB bunu mesela çözümleyemediğinde mesela sallıyorum. Şunu sileyim mesela. Burada çalıştırmaya çalışayım mesela şu anda. Buradan. Şimdi bakın mesela burada bize bu M'in aslında ne olduğunu bulamadığını söylüyor. Yani M mesela atıyorum burada 1 diyorum. Ben tekrardan bunu bize söylüyor. Ama öyle durumlar var ki arkadaşlar, size burada hesaplamadığınız bir değişken giriyorsunuz. Onun boyutunu belirleyemiyor ve MATLAB aslında onun sıralı bir şekilde çözemiyor. O yüzden bu tip durumlara uğramamak için ya da karşılaşmamak için sizin burada ne yapmanız gerekiyor? Bu değişkenlerin hepsini doğru ve düzgün bir şekilde atamanız gerekiyor. Böyle sıra sıra bunların hepsini göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın, bu derste aslında MATLAB function'ını da işledik. Bunu yaptıktan sonra aslında neyi gösterdik? İlk değerin aslında ne kadar önemli olduğunu gösterdik. MATLAB fonksiyonundan bakın kuvveti üretebildik. Sistemi modelleyebildik. Sistemi modelledikten sonra transfer fonksiyonuyla karşılaştırdık. Transfer fonksiyonunun yetmediği yerde MATLAB fonksiyonunun nasıl bir işlev gördüğünü anlattık. Bir sonraki aslında dersimde size şu MATLAB fonksiyonun içerisinde birkaç tane daha özellik göstereceğim ve şu M'i, K'yı, C'yi zamana göre nasıl değiştiriyoruz ya da bunun parametrelerini dışarıdan nasıl alabiliriz, onların hepsini size göstereceğim arkadaşlar.